Günaydın sevgili izleyenler. Referans programından yine sizlerle birlikte bomba gibi bir güne başlıyoruz. Yine değerli konuğumuz herbalist Sayın İbrahim Gökçek ile birlikte bugün size alerji konusundan bahsedeceğiz. Besin alerjisi, farklı alerjiler değil mi Sayın Gökçek Evet. Bey? Sevgili izleyenler, Gökçek Bey'den şu an zaten gerekli bilgileri alacaksınız. Hoş geldiniz. İnşallah. Hoş bulduk. Saygılar, hürmetler. Şimdi bu gördüğünüz bitkinin ismi Laden. Laden gülü. Bununla ilgili Türk tarihinde en detaylı bilgiyi ben bu yazmış olduğum kitapta verdim. Çok ayrıntılı olarak. Laden gülü, kaç tür laden gülü var, nerede yetişir, nasıl yetişir, yetiştirilmesi vesaire vesaire. Şimdi Türkiye'nin Marmara, Ege, Akdeniz bölgesinde yaban olarak yetişen bitki genellikle çam ağaçlarının altını çok sever, çok yetişir. Bununla ilgili Münster Üniversitesi'nde klinik araştırması yapmıştır. Birleşimindeki indometesin ve fenilbutason denen iki maddenin iltihapları önleyici, mantar ve bakterileri yok edici özelliklerde olduğu belgelenmiştir. Yani bu da alerji rahatsızlıklarına iyi gelen bir bitki sanırım. Yani mantarları yok ederse alerji çözer. Çözer. Bununla ilgili ayrıca Saarland eyaletinden, Almanya'nın Saarland eyaletinde Homburg Üniversitesi'nden Profesör Doktor Günte Wiese alerjik, atopik yani besin alerjisi olan sulu, kaşıntılı, kabarcıklı yaraları iyileştirmek için 95 çocuk üzerinde tedavi denemesi yapmıştır. Yani tedavi denemesi 95 çocuk üzerinde çok büyük bir araştırma. Çünkü 3-4 ay bunu takip edeceksin. Hastanede veya ev ortamında. Ve bunların hepsinin yavaş yavaş iyileştiğini belgelenmiştir klinik araştırmalara. Laden gülünün birçok çeşidi var. Beyaz çiçekli, mor çiçekli, lila çiçekli. Artı Kanada laden gülü var. Kanada laden gülü zehirlidir. Yani bu şifalı, hiçbir yan etkisi yok. Fakat bir de laden gülü, Kanada laden gülü. Onu bunlarla karıştırmamak gerekir. Yani bunun çeşitleri de var. Tabii. Ben laden söylerken gülü. Burada vatandaşların bazıları diyor ki çok güzelmiş. Tamam ben bunu toplayayım. Araştırmadan, incelemeden, bilmeden toplayanlar var. Şimdi 15-20 yıl önce bir tanıdım. Ben ona bahsetmiştim. Alerjik hastalıklara laden gülü iyi gelirdi. Antalyalı bu arkadaşlar. Dedi ki çok güzel ben biliyorum. Bizim bahçede de oralarda yetişir. Ben toplarım onu çayını yaparım. Dedim Yaman yanlış yapma. Yok yok çok iyi biliyorum dedi. İyi sen bilirsin dedim. Antalya'ya gitmişti izin yapmak için tatile. Abi kaç hafta sonra beni aradı dedi ki ya çok kötü oldum. Bütün hep zehirlendik. Neden? Laden gülü zannettiydik şeymiş. Duvar sarmaşını toplamışlar çayını içmişti. Yani bilmeden olmaz. Olmaz. Bileceksin ona göre. Ben mesela bir dostum alerjik, atopik, kaşıntılı böyle yaraları vardı. Ben buna Antalya'dan laden gülünü topladım. 5-6 kilo götürdüm verdim hediye. Bunun kilosu çok pahalı. Almanya'da. 50 euro. 50 euro. Ben buna 5-6 kilo verdim. Kullandı. 6 hafta sonra dedi ki ya ben dedi bunu kullandım ama yani adamcağız 50 yaşında, 20 yaşındaki bir erkek gibi cinsel fonksiyonları artmış. Sürekli hanımıyla kavga yapmaya başlamış. Hanımına demiş ki ben tekrar evlenmek istiyorum. Artık dayanamıyorum. Yani kendisi de rahat duramamış, hanımını da rahat bırakmamış. Bu laden gülünü cinsel gücü aşırı artırıcı özelliklere sahip. Evet. Dedi ki ya bunun yan tesiri mi var acaba? Evet yan tesiri var. 6 haftadan fazla kullanmaya başladı mı çok yoğun cinsel arzuları artırır. Kişi bir ailesi varsa onunla tatmin olamazsa yani böyle yan tesir de var. Ben dedim ki o zaman yeter bırak iyileştiysen. Çünkü biz bunu epimedium kapsül ürettik. Cinsel fonksiyonları artırıcı. Laden gülünün ekstraktını kattık. Karışım yaptınız. Karışım bundan da özel bir karışım yaptık. Hı hı. Şimdi laden gülünün vatandaş bilmediği için nasıl, nerede yetişir, hangi türü etkili diye birçok türü var. Biz burada laden gülü forte
diye bir bitkisel ekstrakt ürettik. Bu gastrit ve ülsere de iyi gelir. Ha, bununla ilgili Türkiye'de de ilk defa bir klinik araştırması yapılmıştır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi yapmış olduğu klinik araştırmasında gastrit ve ülseri bu biraz önce saydığım iltihapları önleyici bakteri, virüs ve mantarları yok edici özelliğe sahip olduğu Münster'de üniversitede belgelenmişti. Türkiye'de de ilk defa bununla ilgili klinik araştırması yapılmış. Yapılan klinik araştırmasında laden gülünün gastrit ve ülseri iyileştirdiği belgelenmiştir. Evet. Klinik araştırması var. Biz şimdi midedeki problemlerin daha kısa sürede iyileşmesi için tonin yanında tonik bilindiği gibi lahana suyu ve 19 çeşit bitki içerir. En ağır gastrit, ülseri, reflüyü 4-5 haftada iyileştirir. Fakat bazı insanlar mesela bunu sıvı olduğu için yani tatile izne giderken veya başka yere giderken taşımakta problem olduğu için veya buzdolabında bulundurmak gerekir. Buzdolabı olmayan ortamlarda laden gülü aynı şekilde etkili. Gastrit, ülser gibi mide rahatsızları artı her türlü alerjik rahatsızlıklarda etkili. Alerji. Çünkü mantar ve bakterileri yok ediyor. Klinik araştırması hem Münster Üniversitesi'nin yapmış olduğu klinik araştırmasında ayrıca Profesör Doktor Günter Wiese ve ekibi tarafından Saarland eyaletinde yapılan klinik araştırmada belgelenmiştir. Laden gülü mükemmel bir bitki. Yan etkisi cinsel gücü artırması. Yani öyle kötü bir etkisi. Değişik bir yan etkisi varmış. faydalı bir yan etkisi, zararlı bir yan etkisi. Herhangi bir başka bir şey kullanmasına gerek kalmıyor. Sürekli ve düzenli bunu eğer ki kişi 6 haftadan fazla çayını içerse veya kapsülünü alırsa bu sefer aşırı, çok aşırı cinsel uyarır. Kişi sabaha kadar uyuyamaz. Peki mide yaralarına da iyi geliyor mu? Hani ülser, gastrit bir yara olur. Yara var derler böyle. Hani... Gastrit midede iltihap. Hı hı. Ülser midede yara demek. Yani hem iltihabı, laden gülü hem yarayı iyileştirici artı reflüye karşı etkili. Reflüye de etkili. Laden gülü. Bunun birleşimi de sadece laden gülünün ekstraktı değil, aynı zamanda sinirli ot, papatya, nane, kimyon, alıç, ginkgo, sarı kantaron gibi bitki ekstraları da var. Mesela sarı kantaron tiskin edici, sakinleştirici, rahatlatıcı özelliklere sahiptir. Evet.